sonra gelecek insanlar da istifade edecek ve bu topraklarla beslenecekler. Onun için toprağımızın ölünmemesi, toprağımızın korunması, toprağımızın burada fuarın başında gördüğümüz tarım, tohumculuk, fidancılık, hayvancılık, tarım makineleri, hepsi bunların birbirini tamamlayan konulardır. Bu manada Bursa'da özellikle bu yıl Bursa Valisi olarak 5. yılımızı dolduruyoruz. Geldiğimiz günden beri tarım kuruluşlarıyla ve Uludağ İhracatçılar Birliği'nin yine bu alandaki bölümüyle yaptığımız işbirliği içerisinde bir taraftan Tarım Müdürlüğümüzle, bir taraftan birim alandan daha çok verim alınması için neler yapabiliriz? Bu çok önemli. Birim alandan daha çok verim alabilmemiz için neler yapmamız lazım? Bir taraftan organik ve ekolojik tarım konusunda neler yapmamız lazım? Bunlar çok önemli. Bir taraftan tarımda ihracatımızın önündeki engeller, tarımsal ilaçlarla ilgili yapılan yanlışları nasıl giderebiliriz? Bir taraftan unutulmaya yüz tutan ürünlerimizi, kestanemizi, şeftalemizi, armutumuzu, incirimizi ve gelecek seneyi de İpek Böceği yılı ilan ettik. Her seneyi bir ürünümüzün özel yılı ilan etmek suretiyle onun gündeme taşınması ve böylece tarımın öneminin bir kez daha sorgulanarak yapmadıklarımızı, yapamadıklarımızı bir kez daha kendi kendimize sorgulayıp o konuda alınacak yeni kararlara ışık tutmaktır. Burada ve bu fuarda buraya gelen pek çok katılımcı hem kendilerinin ürünlerini sergileyecekler hem de Bursa'daki güzellikleri görecekler. Böylece Bursa'mızın ve ülkemizin tarımına çok önemli katkılar yapacaklar. Ben o bakımdan bu fuarın Bursa'mıza, sektörümüze, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tekrar kutluyor. Başarılı, verimli, bereketli mahsuller, ürünler diliyorum. Hayırlı olsun. Evet, Sayın Valimize de çok teşekkür ediyoruz ve protokolümüzü kurtele kesim törenini bekliyoruz. Hemen kürsümüz. Yerimizden bakıyoruz.